Hastamız 66 yaşında, Bodrum'dan bir hasta. Mart ayında konstipasyon sebebiyle kolonoskopi yapıldığında asenden kolon orta kesiminde bir kitle tespit ediliyor. Ardından hastaya hemen sağ hemikoloktomi gerçekleştirmişler. Patolojisi kötü diferansiyel adenokarsinom. Nerf yolu metastazı yok. Postdoc dönemde hemen PET'ini çektiriyorlar. Batın alt kadranda ve pelviste yumuşak doku kitleleri tespit ediliyor. Bunun üzerine hastayı onkolojiye yönlendirmişler ve kemoterapiye başlanıyor. Capox. Capox sonrasında 3 gün sonra Ağustos 2024'te yine PET'i çekiliyor hastanın. Buradaki multiple metastazlarda progresyon gerçekleşmiş. Aynı zamanda karaciğerde de şüpheli bir lezyon var. Biz de buraya hastamızı davet ettiğimizde MR'ını çektirdik ve onun için tartışmaya sunduk. Arzu Hocam, o zaman hızlıca sizin görüşünüzü alalım. Biliyoruz ki sağ kolon, sol kolon ve de tabii ki mikrosatelit instabilite, pozitifliği, negatifliği. Siz kolon SA'larla ilgili mikrosatelit instabiliteden diğer genetik mutasyonlara kadar cümle kuracak mısınız? Hemen peşi sıra İbrahim Hoca'ya pas verelim. Buyurun söz sizde. Mikrosatelit instabilite baktığımız kolon tümörlerinde gördük ki bu zamana kadar bu tarz tedaviye yönlendirmek çok önemli. Rutine o yüzden aldık. Eskiden onkoloji isterdi bizden bu tetkikleri. Biz şimdi rutin olarak bakıyoruz ve yakaladığımız vakaları en az bir ay hastaya zaman kazandırmış oluyoruz. Bu da demektir ki bu vakalarda bu tetkikleri rutin olarak yapmalıyız. Maliyeti yükselse de. Anladım. Elmas Hocam, tabii ki kolon SA'larda sağ kolon daha çok anemiyle, sol kolonda obstrüksiyonla geliyor. Kolonoskopide siz biliyoruz ki bilgisayar destekli de kolonoskopi yapıyorsunuz Manisa'da ve pek çok hastamız da sizden çok memnun. Bu vakaları hızlı tanı açısından neler söyleyeceksiniz? Yani bir kere dışkılama alışkanlığında bir değişiklik varsa kişide mutlaka kolonoskopi olması gerekir. Net. Onun dışında normal şartlarda da 45 yaşını geçen herkesin hayat boyu bir defa hiçbir şikayeti yoksa bile kolonoskopi olması gerekiyor. Çünkü burada en önemli şey polipler. Yani polipler tespit edildiği zaman zaten biz kolonoskopi sırasında polipleri de alıyoruz. Aldığımız için kişinin en azından kolon SA olmasını, poliplere bağlı kolon SA olmasını önlemiş oluyoruz. Evet. Tülay Hocam, bu vakalarda tabii ki tedavi protokolü özellikle kolon grubunda çok değişmeye başladı. Yani cerrahi grup için radikal cerrahi rezeksiyonlar, tekrarlayan kombine cerrahi rezeksiyonlar, aşamalı cerrahi rezeksiyonlar, fiziksel müdahaleler, ablasyon teknikleri vesaire vesaire çok fazla bize iş düşüyor cerrahi ekip olarak. Ama aynı zamanda da NGS dediğimiz moleküler çalışmalarla da çok ileri tedavi protokolleri var. Onkolojik, medikal onkoloji yönünden. Hızlıca cümlelerinizi alabilir miyiz? Biz kolon kanserine tabii çok gerçekten son dönemlerde çok büyük gelişmeler oldu onkolojik tedaviler için. Artık biz sağ kolonla sol kolonu da ayırıyoruz. Sol kolon daha genelde daha birazcık daha iyi seyirli. Ama sağ kolonda mutasyon oranları daha fazla, tümör daha vahşi. Hani vahşi tümör diye hani bunları bir kısmını adlandırıyoruz. Ve bu hastamızda olduğu gibi de mikrosatelit instabilite dediğimiz hani immün sistemin işin içine girmesiyle oluşan bir MSI high grup bir hastalığı var bu hastamızın. Bu hastalarımızda biz son dönemlerde immünoterapi kullanıyoruz. Bu hastalar kemoterapiye daha dirençli oluyor. Diğer alt grup analizlerini de tabii NGS testleriyle biz sekanslama, genetik sekanslama yöntemleriyle hedef önerip bir tedavi alternatifi bulabilir miyiz? Onlara da bakıyoruz ama bu hastamızın patoloji raporunda da bizim elimizde mikrosatelit instabilitesinin yüksek olduğu bir isim mevcut. İlk kemoterapiye de çok iyi yanıt alamamış. Mutlaka bir immünoterapi tedavisi ile devam edilmeli diye düşünüyorum ben bu hastaya. Tabii gene cerrahi açıdan da bir müdahale edilebilirse hastada hani tam cerrahi rezeksiyon hani yapılabilirse her zaman kolon kanseri hastalarında cerrahi de biz unutmuyoruz. Gene dediğiniz gibi ablasyon yöntemlerini de ayrıca karaciğere yönelik yapılabilecek hani lokal tedavileri de unutmuyoruz. Hep birlikte hani multidisipliner yaklaşıyoruz bu hastalara. Yani immünoterapi ve uygun cerrahi ve diğer ablatif tedavilerle bu hastamızda tedaviye devam etmek gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Hocam, hemen ikinci bir onkolog görüşü olarak sizin de bir dakikada görüşünüzü alalım. Buyurun. İlk basamakta yanıt alamıyorsak
artık hedefe yönelik tedavilere geçmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. MSI high bir hastada genetik paralel çalışmalarında sadece immünoterapi vermek de yetmiyor. Bazen STK1 gibi ya da TP53 gibi immünoterapiye çok dirençli hastalarımız da oluyor. Bunlara ya ikili immünoterapi girmemiz gerekiyor. Tek başına FDA'nin önerdiği bir K2 dayağı, pembrolizumab tedavisi. Bazen bunlar da yetmiyor. Çünkü altta yatan immün dirençler de oluyor. Siz bir şey bulduğunuz zaman bu yeterli mi değil mi diye bir genetikçiyle oturup konuşmanız gerekiyor. Ve bunun sonucunda bilgileri harmanlayıp ya ikili immünoterapi ya da kemoterapi artı immünoterapi gitmek gerekiyor. O yüzden ben bütün hastaların bir genetik süreçten geçirilip çok uygun bir şekilde tedavisinin akıllı ilaçlara yönelik düzenlenmesini öneriyorum. Teşekkürler. İhsan Hocam, hemen kadrajdayken size yönelelim. Tabii ki özellikle sağ kolonun müsinöz komponenti yüksekse bu anlamda kesit sellerde ve de PET görüntülemelerinde çoğu zaman tutulumu olmayacak, inaktif olacak. Bu anlamda özellikle karaciğer metastazı olan kolon kanserinde kesit sel adına İki cümle söylemek isterseniz neyi farkındalık yaratmak istersiniz? Yani yine MR ve difüzyon MR diyeceğim ben. Özellikle tanıda olduğu gibi kontrolde de tedavi sonrasında takiplerde mutlaka MR'ın çekilmesi, değerlendirilmesi PET'le birlikte korele edilerek tanıda kullanılması çok önemli. Difüzyon MR'ın eklenmesi, müsinöz komponenti olanlarda daha çok teyitli yüksek sinyal görürüz dediğimiz gibi. Ona bakılması önemli. PET'te özellikle sub santimetrik lezyonların tutulumu olmazken MR'da özellikle difüzyon MR'da çok daha etkin bir şekilde daha ufak milimetrik 5 milimin, 3 milimin altındaki lezyonlar bile değerlendirilebiliyor. O açıdan yüksek rezolüsyonuyla MR'ın önemini vurgulamak isterim. Teşekkür ediyoruz. Hazır Hakan Hocam müsinöz demişken tabii ki günün sonunda müsinöz komponenti geçen haftalarda da tekrar tekrar size sorduk. Apendiks tümörlerinde aynı zamanda sağ kolon tümörlerinde müsinöz komponenti olanlarda biz çoğu zaman overle karıştırıyoruz. Hatta jinekolojik operasyondan sonra fark ediyoruz ki müsinöz komponentli apendiks gelebiliyor. Bu konuyla ilgili siz farkındalık oluşturma adına İki cümle kurmak isterseniz ne dersiniz? Bu gibi kararlar genellikle ameliyat esnasında veriliyor ve doğru bir yaklaşım için patoloğun Frozen'da müsinözü andırıyor demesi halinde ister primer odak kalın bağırsak olsun ister over olsun kalın bağırsak primer odak ise ve müsinöz düşünüyorsanız tabii ki hastanın başka çocuk istemiyor olması şartıyla bilateral overlerin çıkarılması ileride oradan bir ovaryen müsinöz karsinom gelişmesi için doğru bir davranıştır. Teşekkür ediyorum. Primer bir müsinöz over düşünüyorsanız daha önce kolonoskopi yapılmamış olsa bile bütün kolonu bir taramakta ufak bir odak müsinöz tümör bulma şansı oldukça yüksek olabiliyor yayınlara göre. Teşekkürler. Arzu Hocam, müsinöz dediğinizde tabii ki sümük stoku, bunu çok tekrar ettik burada. Yani hücre mi görmeye çalışıyorsunuz ya da makroskopik olarak müsinimsi dokuyu mu görüyorsunuz? Nedir orada? En azından bize öğretin, takipçilerimiz anlayamasa bile. Müsin gölcüğü içinde az sayıda hücre görüyoruz. Taşlı yüzü yani sümüklü dokunun arasında. Evet, evet. Müsinöz bir böyle zeminde, aynen mukoid bir zeminde tek tek hücreler görüyoruz. Bazen küçük asiniler yapıyorlar. Bazen adenoid yapılar daha geniş. Bu hücrelerin içinde mitoz oluyor mu? Şimdi müsinöz matriksin içindeki bu hücreler talihsizlik şu. Çok küçük oluyorlar ve az sayıda oluyorlar. Mitoz yakalama gibi sıkıntı. Sitoplazmik mukus var mı yok mu? Atipisi nedir? Bakmayın mitozu saymamız çok da bu müsin, kolay. Müsin yani müsin stroma diyorsunuz. Hani müsin bir hücrenin salgısı mı
Yoksa ne bu yani? Hücrenin salgısı. Sümük gibi düşünüyorsun. Evet evet aynen. Hücrenin peki. Salgısı. İçeride tutmuyorlar. İçinde tutunca taşlı yüzük oluyor. Evet. Matrix olarak dışarı çıkarırsa Müsin Özkarsın oluyor. Anladım. Serdar abi tedavide kolon grubunda tabii ki Lemnolu pozitifse radyoterapi çok gündemlendi ama kemoterapi onkolojik süreçlerdeki gelişmelerle birlikte sanki böyle ikinci plana kalıyormuş gibi. Ne diyeceksiniz? Şimdi kolon kanserindeki radyoterapi belki bundan 30 yıl önce konuşuluyordu. Adjuvan tedavi yapalım yapmayalım böyle bir durumda. Ama o sıralarda zaten kemoterapitik ajanlarımız yeterliydi. Bir tek 5 FU vardı. 5 FU'yu yok polisverme, infüzyon verme ama şu anda sistemik tedaviler, kemoterapitik ajanlar, onun ilerisindeki HDP yönelik ilaçlar, immünoterapiler gelişmesiyle birlikte böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Ve radyoterapi de şu anda kolon kanserinde bir adjuvan tedavide kullanmıyoruz, onun yeri yok. Ancak metastatik olmuş veya lenf bezi kalmış, oraya da tek bir izole o tedavi sırasında oluyor metastatik veya tek bir kemik metastası, böyle metastatik bunlara radyoterapi o zamanlar uyguluyoruz. Ama kolon kanserinin tedavisinde artık adjuvan radyoterapi hiçbir şekilde öyle bir yerimiz yok şu anda. Sistemik tedavilerin gücü tabii bunu geçti. Teşekkürler sana. Atilla abi, şimdi tabii periferde bu tür vakaların biz tedavilerinin bazen cerrahilerin yetersiz olduğunu görüyoruz ve tamamlayıcı cerrahi planlıyoruz. Hem peritonun tam olarak temizlenme işi, hem karaciğerdeki lezyonların tam olarak temizlenme işi, hem de patolojik anlamda eğer müsinöz komponenti varsa HIPEC dediğimiz sıcak kemoterapi ile birlikte ya da PIPAC ile birlikte tamamlayıcı tedavi yapıyoruz. Buna göre cerrahi görüşünüzü ve periferdeki cerrahları önerinizi iki cümleyle alabilir miyiz? Şimdi bu hastaya özel konuşursak bir sağ kolon vakası. Sağ kolon zaten başlı başına cerrahisi artık özellik taşıyan bir olay. Bir de üstüne üstlük büyük bir ihtimalle lokalize bir peritonitis karsinomatoza yaratmış bir tümör. Karaciğeri şimdilik unutalım. Böyle bir tümör de sadece sağ hemikolektomi çok yeterli bir girişim değil. Yani onu biliyoruz. Mutlak ve mutlak ilk açılışta o lokalize peritonit kısmının da güzelce temizlenmesi, dediğin gibi üzerine bir sıcak kemoterapi eklenmesi çok daha uygun bir tedavi olacaktı. Yani burada baştan radikal düşünmek gerekiyor sağ kolonlarda. Evet. Şimdi bir kısmını bırakalım sonra yapalım. Böyle bir şey bence çok uygun değil. Karaciğeri neden şimdilik unutalım dedim. Onu daha sonra bir ikinci seansta çıkarılabilir. O da cerrahi ekibin yeterliliğine bağlı bir olay. Şimdi birçok ekip sadece kolon değil hepatobiliyer cerrah birlikte girildiği zaman böyle bir vakaya karaciğerde çok rahatlıkla ilk seansta temizlenirdi. Daha sonra denildiği gibi MSI yüksek bir hasta üstüne immünoterapi eklenerek çok çok başarılı bir sonuç elde edilebilirdi bu hastada. Ama şimdi biz tabii mutlaka buna tamamlayıcı cerrahi yapmak zorundayız. Evet, teşekkür ediyoruz. Hasan Hocam, gençlere iki cümleyle öneriniz ne bu tür vakalar için? Şimdi bu tür vakalarda baştan iyi planlamak lazım. Yani bu hastanın peritonitis karsinomatoza mı yoksa peritoneal invazyon mu değil mi? Bunu ortaya koymak ve işe öyle girişmek lazım. Yani hastayı ona göre hazırlamak lazım. Biliyorsunuz işte santral kateter takılıyor, anestezist ona göre ayarlıyor, ekip ona göre zaman ayırıyor. Bu nasıl başlamış, nasıl bitmiş? Burada bir muamma var. Atilla Hoca'nın dediği gibi R0 rezeksiyon olmamış. Bu kanaatliyim ben de. Bunu eksplore edilip oranı yeniden R0 rezeksiyon mümkünse yapılması lazım. Bu karaciğer hem zamanlı veya ayrı bir zamanda yine değerlendirilebilir. Teşekkür ediyoruz. Eren Hocam, bu vakalarda tabii ki ikinci cerrahi olacak. Belki de kolon kanserinde çoklu cerrahiler ve çoklu tedaviler, bütüncül tedavi adına uyguluyoruz biz. Bu hastaların psikolojik yönetimiyle ilgili cümle kurmak ister misiniz? Şimdi özellikle kolon SA için konuşursak, hem öncesinde yani tanı almadan önce hastaların geçmişlerinde bu grupta tedavi edilmemiş depresyon çok yüksek miktarda.
zaten vaka tanı aldıktan ve tedaviye başladıktan sonra da çok ciddi anlamda bu problemi yaşıyoruz. Bu hasta yönetimleri zor. Neden? Çünkü hayatı ciddi anlamda etkileniyor. İşte bu noktada aslında doğru kişilerle çalışmak çok çok önemli. Çünkü uygun bir cerrahi, hızlı bir iyileşme, uygun bir tedavi sistemi seçmek, bunların hepsi hastanın psikolojisine olumlu etkilerde bulunuyor. O yüzden hani genel olarak zaten kesinlikle hasta takipte olmalı. Uygun bir seçimlerle de başarılı tedavi sistemi her yönden çıkabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Mahir Hocam, özellikle kesit tellerde biz Müsin Özkök kendi olan vakalarda geçenlerde de sormuştuk. Ablatif tekniklerde hangisini ablate edelim, etmeyelim? Bu konuyu konuşmuştuk. İki cümleyle özellikle evre 4 karaciğer metastazı olanlarda, lokal kemoterapilerde, lokal lejyonel ablasyonlarda farkındalık oluşturma adına iki cümle söyler misiniz? Yani yeni, ben de biliyorsunuz bu Lisbon'da kongreye katıldım. Orada yine bu lokal kemoterapilerle ilgili yeni bir sistem gelmek üzere. Sizinle çok daha önceden yine konuştuğumuz, paylaştığımız bir konu bu. Kemoterapiyi karaciğer içerisinde tutmak ya da sadece karın içerisinde tutmak gibi özel yöntemler var. Bence bu teknikler de mutlaka bu kadar anlatılan tedavinin içerisine eklenmeli ve kullanılmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Serdar abi, tabii burada multidisipliner pek çok kişinin birer dakikayla görüşünü alıyoruz. Örneğin bugün kolon kanseriyle ilgili konuştuk. Ve psikoonkologdan, girişimsel radyologdan, kesitselciyeden, onkoloya kadar pek çok kişinin görüşlerini aldık. Siz bu anlamda ne diyeceksiniz acaba? Multidisipliner yaklaşımı bugün bir kulak burun boğaz profesörü olarak yorumladığınızda akademik katkısı konusunda sadece konseyi eleştirin bugün sizde. Bu tartışmalar, hap bilgiler geliyor mu bir klinisyen olarak? Evet, şimdi tabii multidisipliner yaklaşımlar çok önemli. Onu tekrar vurgulamak belki klişe gibi olacak ama tıpta branşlar arttıkça giderek kişilerin, cerrahların ömrü daha küçük alanlara sığmaya ayrılıyor ki en mükemmel tedavileri yapsın. Böyle olunca branşlar giderek artıyor. Bu konuda da tabii insan vücudunun bütünlüğü aynı. Fakat daha fazla hekim burada çalışmaya başladıkça birbirine komşu branşların sayısı da artıyor ve bunlarla birlikte ortak çalışmaları çok önemli hale geliyor ki burada herkes birbirinden her konuda çok fayda görüyor. Psikolog arkadaşımızdan, radyasyon onkolu arkadaşımıza kadar herkesten multidisipliner açıdan çok şeyler öğreniyoruz. Bunu da burada böyle vurgulayayım. Evet, teşekkürler. Hocam, bir ortopedi hocası olarak benzer soruyu size soracağım. Açıkçası ben yıllardır bu konseylerden çok şey öğrendim ve çok yeni cümle duydum ve onun üzerine belki de tek başıma kaldığımda tabiri yerindeyse çakralarım, giruslarım açıldı ve düşünüş şekillerim şekillenmeye başladı. Yıllardır hani meslek içi eğitim alıyoruz gibi hissediyorum her bir konseyde. Sizin görüşünüzü alabilir miyiz hocam? Hocam, burada yapılan beyin açımından beyin fırtınası diyebilirim ama bu beyin fırtınası daha çok bilimsel temellerde yapılıyor. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi branştan bağımsız çeşitli branşlarda herkesten ayrı bir şey ve bilimsel olarak oynuyoruz. Dolayısıyla bu hastaya multidisipliner yaklaşımda oldukça katkı oluyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle manzaramızla da birlikte gelin. Yusuf abi, kolonsayla ilişkisi olmayan profesyonellerimize konseyin katkılarını sorduk. Sizin de bu konseyimizdeki bu multidisipliner tartışmalarını sizin fikir akışınıza, akademik yönünüze katkısı var mı onu sorayım. Var tabii. Şimdi benim daha önce hiç bilmediğim ya da çok az ilgilendiğim tümörlerde öğrencilikten sonra tabii bu bilgilenmemiz çok az oldu. Bu sayede bir tür yenilenme de yaşıyoruz. Yani bir tür eğitimimizi sağlıyor, iyi oluyor. Ha, günlük hayatta kullanmıyoruz ama bir doktor olarak bilmemiz gereken birçok yeni bilgiye ulaşıyoruz. Çok da önemli katkılar var. Çok teşekkür ediyorum konseye. Hepiniz olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman kolonsiyah ile ilgili de bugün kısa bir özet yapmış olduk hocalarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
İnşallah bizim onkoloji klinik konseyini takip eden hastalarımıza katkımız olur bu vesileyle. O zaman konseye devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Hasan Hocam bir şey söyleyecek mi? Sorry. Buyurun hocam. Yusuf Hoca'ya sorduğunuz soruya kısa bir yanıt da ben vereyim. Estağfurullah hocam siz. Hekimler bilgi tiryakisidir, bilgi bağımlısıdır. Evet. Devamlı öğrenmek zorundadır. Evet. Öğrenmeden duramazlar. Bak evet. En kıdemli benim aranızda, yaşlı demiyorum çünkü kendim yaşlı hissetmiyorum. Evet. Hala öğreniyorum, hala yeni şeyler. Ve öğrendikçe büyük bir haz duyuyorum. Gerçekten öyle. Çok büyük gelişmeler oluyor tıpta. İnanılmaz büyük gelişmeler oluyor. Çok güzel. Evet. Çok sağ ol. Hele şu manzara eşliğinde değil mi hocam? Şöyle. Yani. Çok güzel. O zaman kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz hocam.